Şimdi sizlere ortak girişim grubumuzda yer alan 5 şirketimizi teker teker tanıtmak istiyorum. Ortak girişim grubumuzda yer alan baba yiğitlerin harf sırasına göre açıklayacağım. İlki Anadolu grubudur. Temelleri 1950 yılında atılan bu grubumuz, bünyesindeki 80'e yakın şirket ve 50 bin çalışanıyla Türk ekonomisine çok önemli katkılarda bulunuyor. Otomotiv sektöründe de ciddi çalışmaları ve birikimi olan Anadolu grubunun Türkiye'nin otomobili projesinde yer almasını fevkalade isabetli buluyorum. Ve şöyle Tuncay Bey bir kalk da bir birlikte alkışlasınlar size. Evet, ortak girişim grubumuzun bu önemli üyesini tebrik ediyorum. Harf sırasına göre ikinci baba yiğidimiz BMC grubudur. Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC'de yarım asırlık bir geçmişe sahip. Şirket mülkiyeti 2014 yılında değişen BMC'nin vizyonunu da genişleterek savunma sanayi yanında Türkiye'nin otomobili projesinde yer alma kararını memnuniyetle karşıladım. Kendilerini tebrik ediyorum. Evet, Ethem Bey, sizi de şöyle yönetim adına orada bir görelim. Bildiğiniz gibi Katar ve Türk ortaklığı olan BMC grubu da bu katılımda bir baba yiğidimiz. Üçüncü baba yiğidimiz ise Kıraça Holding'tir. Bu şirketimiz her ne kadar 20 yıla yakın bir geçmişe sahip görünüyorsa da İnan Kıraç'ın şahsında aslında yarım asrı aşan bir birikimi ifade ediyor. Türkiye'de özel olarak otomotive odaklanmış az sayıdaki kuruluştan biri olan Kıraça Holding yenilikçiliğiyle kısa sürede sektörde hak ettiği yeri almıştır. Bu birikimin Türkiye'nin otomobili projesinde yer almasını çok çok önemli görüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. İnan Bey, sizi de şöyle bir evet. Tebrik ediyorum. Dördüncü baba yiğidimiz Türkcell grubu. Malum yazılımın ve yüksek teknolojinin en önemli unsur olduğu böyle bir projede Türkcell gibi dünya çapında başarılara imza atmış bir kuruluşumuzun yer alması yapılan işin sağlığına, gidilen yolun doğruluğuna işaret ediyor. Ben bu kuruluşumuzu da bu beşli içerisinde yer alması sebebiyle tebrik ediyorum. Evet, yönetim kurulu başkanı Ahmet Bey'i şöyle buyurun. Tebrik ediyorum. Ve beşinci diğer baba yiğidimiz Zorlu Holding'tir. Kuruluş yılı 1953'e kadar uzanan Zorlu Holding, Denizli'den başladığı sanayicilik serüvenini bugün neredeyse tüm dünyaya yaymış bir başarı hikayesinin adıdır. Tekstilden elektroniğe, enerjiden madenciliğe kadar geniş bir alanda faaliyet yürüten Zorlu Holding'in burada yer alması, sahip olduğu büyük birikimle Türkiye'nin otomobili projesi için önemli bir şanstır. Kendilerini tebrik ediyorum. Ahmet Bey, sizi de şöyle bir alkışlayalım.
Evet, böylece 5 baba yiğidimizi ilk defa kamuoyuna açıklamış oluyoruz. Tabii projede bir de bu işin özel sektör koordinasyonunu yürütecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile kamu tarafındaki koordinasyonundan sorumlu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız var. Kendilerine de özellikle bu süreci yakın takipte tutacakları için şimdiden başarılar diliyorum.